Bu e, kız arkadaşlar. Evet. Daha doğrusu aynı zamanda dansçılar değil mi? Yani bazıları Bazıları dansçılar. Bazıları. bazıları dansçılar. Peki, e, aslında bir e, bir şeyi temsil ediyorsun. Yani seninle beraber kariyer yapmak isteyen genç hanımlar bunlar. Yani o, evet, olanlar ama, da var, olmayanlar Ya sana de... olan sana olan sevgileri dışında e, genç hanımlar ve demek ki sende bir şeytan tüyü var. Yani demek e, ki bir şey var e, ve bu kadar Genç ve güzel hanımı kendine doğru çekiyorsun. Yani şöyle. E... Bunlar ben çok yakışıklı olduğum için e, ya da e, çok beni sevdikleri için olmuyor aslında. Yani hayatın gerçeklerine Başka bakıldığı zaman... Başka benim ne olabilir? Şöyle, şimdi insanlar sosyoekonomik koşullara dikkat ediyorlar. E, kendileri bir yerlere gelmek için e, belirli yollar aşmak istiyorlar. Hedefledikleri yolda sizinle beraber bazı şeyleri daha ilerletebileceklerine inanıyorlar. E, i̇nsanları sev seviyorum ama e, karşımdaki insanların hepsinin yaklaşımı aynı olmuyor. Bana nasıl gelinirse ben de insanlara öyle gidiyorum. Ama hiçbiri çok yakışıklısın diye veya sen e, yani kimisi çok popüler olduğun için zevk alarak yanında olmak istiyor. Hmm. Kimisi maddi durumun çok iyi veya çok iyi bir arabaya biniyorsun diye. Çünkü benim ailemin maddi durumu çok güçlü olmasına rağmen ben onlardan ayrı bir kariyer seçtim. Hmm. E, ve aslında e, özür dilerim bu da kesiyorum ama aslında aileden gelen işleri e, sürdürebilirdin. Yani ailemden gelen işler için bunlar benzin paraları. Öyle mi? Tabii canım. Benzin parası bile değil yani. Hmm, yani diyorsun ki aslında ben bu prodüksiyonlarımda, evet. bu kendi prodüksiyonlarımda bunu... Özür dilerim sakın şöyle bir şeye gelsin istemem ya. Senin ekonomik durumuyla ilgili bir, bir şey sorgulamıyorum. Yok ya. yok yanlış Hayır. anlamayın diyorum. Ailemle ha. ekonomik hmm. bağım, ayrı hmm. babam ondan ayrıldıktan sonra benim tornacı olabileceğimi düşünüyordu. Öyle mi? Ya tabii. Yani mesela Aa, burada bir kızgınlık mı vardı ya madem benden ayrıyoruz. Ben ayrı hırslarımla, diyorsun. hırslarımla yani bana benimle birlikteki çok seviyorum, inanılmaz değer veriyorum, çok saygı duyuyorum. Hı -hı. Sadece iş anlamında baba oğul ilişkilerini bilirsiniz. Bazen babalar oğullarını beğenmez, anneler beğenir gibi. Hı -hı. Hani işte çok ciddi karşı karşıya geliyorduk ve bu noktalarda benim hatalı olduğumu düşünüyordu ve sen hiçbir şey yapamazsın, sen Hı -hı. para kazanamazsın. Sen sadece benim oğlum olduğun için şu an insanlar sana saygı duyuyor ha. gibi yaklaşıyordu. Ben buna da saygı duyuyorum. Yani o çok önemli bir insan benim için. Çok kıymetli. Onlarla bağımlı... Ama ne güzel böyle konuşman. Ama öyle konuşmak zorundayım. Zaten böyle hissediyorum çünkü. Evet. Onlarla şu an bağımın şöyle kalmasını istiyorum. Babacım, anneciğim seni çok seviyorum, çok değer veriyorum. Ne zaman ararsanız gelirim, size her türlü istediğiniz anda yanınızda olurum. Sadece iş anlamında ayrı bir kariyer seçtim. Bu benim hayatım, saygı duyarsanız diyorum. Tabii bu izlediğimiz şeyleri gördüklerinde evet. e, bir olay, bir çıkış oluyor o taraftan işte. Tahmin ediyorsunuzdur yani işte Hı -hı. mesela işte o danslar bilmem ne Hı -hı. onlar normal karşılanmıyor tabii ki doğal Hı -hı. olarak biraz fazla Hı -hı. oluyor yani bizim aile yapımıza göre ee, işte o noktada ilişkiler böyle bir donuyor geri geliyor gibi ama bir dakika sen e, çok önemli bir şey söyledin yani onların bazı şeyleri eleştirmeleri dışında diyorsun ki ben Oradan yararlanmadan kendi ekonomimi yarattım. Evet, kesinlikle. İşte bu önemli. Kesinlikle zaten benim için bu önemliydi yani. Hı. Ben kendim bir şeyler yapmak istedim, yaptım Hı. ve şu an onlar bunu görüyorlar. Çünkü çok fazla iş yapıyorum ve hmm. Instagram'a her gün bakıldığını biliyorum. Hmm. Ee, orada olanların benim işte evlerim duruyor mu, arabalarım duruyor mu, bunlar satılarak mı, bunlar finanse ediliyor? Hmm. Nasıl bu kadar şey bir araya geliyor? Nasıl uçuluyor? Nasıl gidiliyor? Oteller, beş yıldızlı hmm. oteller, araba, bunlar nasıl oluyor? Hmm. Bunları ben karşılamıyorum yani karşı taraf karşılıyor. Bu noktada artık anlaşıldı. Yani kendi ekonominin içinde karşılanıyor. Hayır mı? ben ka yani bunu benimle iş yapan insanlar tabii, karşılıyor. Tabii tabii şunu söylüyorum zaten. Ve e, bunların nasıl olabildiği e, akıllara ermiyor. Vergi dairelerine bakılıyor, tapulara bakılıyor. sonunda bakılıyor ki hani giden bir şey yok. Yani bana yapılan yatırımlar durduğu için hmm. ben bunları kendim yaptığım ortaya çıkıyor bir noktada. Hmm. E, bence bu bir başarı. Çünkü ben bunu yapmayı hedefliyordum. Bu hmm. da oldu. İnsanların ne düşündüğü hiç önemli değil yani. Ben her zaman sonuca bakıyorum. Çünkü hmm. İnsanlar bir şey çok güzelsin diyebilir ama mesela bunu söylemek 1000 TL olsa bir kişi bile söylemez. Hmm. Ama orta, boş olduğu zaman herkes çok güzel, çok hmm. kötü, olmamış olmuş. Bin TL verip yorum yapabilme hakkı verdiğimiz hmm. zaman yorum sayısı otomatik olarak sıfıra düşüyor. O yüzden muhatap olacağım insanın karşıma neyle geldiğine bakıyorum, kim olduğuna bakıyorum. Hmm. Yoksa buradan girer, buradan çıkar yani. Kolu hmm. olmamış bir spor hocası. ...iyi bir seps çalış der bana, Ha, ha derim. Hı. Kendi bildiğimi yaparım. Ama adam geliyorsa... ...kolları böyleyse, şöyle çalış derse, pardon nasıl derim. Bu Hı. benim hayat felsefem. Asla biliyor musun ki... ...bu... E, ...aslında bu... E, ...sporla ilgili filan söylediğin hiçbir şeyi anlamıyorum işin doğrusu. Asla yaptığın işi de anlamıyorum. Fakat beni, beni heyecanlandıran bir şey var sende. Beni heyecanlandıran şey de biraz önce... Anneyle babayla ilgili hı hı. ve kendi ekonomini yaratmakla ilgili hı hı. söylediğin şey hı hı. bu beni heyecanlandırıyor çünkü genç bir adam anne babadan ayrılmış belki bir serveti e, reddetmiş ve diyor ki bir dakika ben kendi yolunda gideceğim Kesinlikle. beğen ya da beğenme bu benim yolum peki başka bir şey söylemek istiyorum niçin niçin aslında ben ben bunu merak ettim çünkü e, bir, geçen hafta yaptığımız e, medya arkasında bu e, senin muadilin olarak gösterilen Dan <biz> Dan Bizerian. Dan Bizerian. Mesela bunun e, bir şeyini koyduk ve senin de arabalarla olan değil de bisikletle olan bir pozunu tercih etmiş e, arkadaşlarım. Aslında orada baktığımız zaman bu Dan Bizerian ya da Taha e, aklını kaçırmış gibi duran adamlar aslında yani baktığımız zaman. Şimdi evet. ben bayağı akıllı bir adam görüyorum karşımda. Teşekkür ederim. Yani ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yani hakikaten böyle açıklamalar yaptığın için çünkü biz bu işi tabii ki ...şova döküp... ...şova döküp böyle ha ha ha... ...vay salağa bak şeklinde de... ...götürebilirdik ama öyle bir şey yapmıyoruz... ...biz genç bir adamı dinliyoruz... ...ve... E, ...ve hakikaten... ...eli ekmek tutan bir adamdan söz ediyoruz... ...ne iş yaparsan yap... Teşekkür ...ne iş yaparsan yap... ...aslında tabii ki elin sadece... ...para tutmuyor... ...ekmek tutmuyor her şeyi tutuyorsun... ...yani e, değil mi... E, ...kızları da tutuyor... <laughs> ee, aslında insanların imreneceği bir e, hayatın var gibi görünüyor. Son soru. Sence öyle mi? Sence insanların imrenileceği bir hayatın mı var? İmrenilecek tarafları da var. Görülmeyen çok zor ve çok acı tarafları da var. Çok zor ve çok acı tarafları. Çok zor ve çok acı tarafları da var. Hmm. Hmm. Yani hiçbir şey çok her insan için böyle aslında de, göründüğü gibi siz, değil. Siz Türkiye'nin en büyük televizyoncularından bir tanesiniz. Bu benim görüşüm. Bunu ben buradasınız diye söylemiyorum. Bu böyle zaten. Bunu biliyorsunuz kendiniz de bence çok emek vermişsiniz, yıllarınızı vermişsiniz. tecrübe. Bu Bunlar kesin bilgiler ama biz izlediğimiz zaman bir canlı yayınınızı şöyle düşünüyoruz. Ne kadar güzel. Buradan bir bütçe akıyor. Bunlar yüz, bin, yüz binlerce milyonlarca insana ulaşıyor. Arka planında siz onları hazırlayabilmek için neler çekiyorsunuz? Size sinir eden insanlar, sizin karşınıza duranlar, ekmeğinizle oynayanlar bunları kimse göremiyor ama bir noktadan sonra siz bunları yaşamış bir insan olursanız size baktığınız zaman bu adam bu şekilde görünüyor ama arka planında çok zorluklar yaşayarak burada oturuyor gibi bakarlarsa insanlar görebilirler. Öbür türlü bakmak isteyen de öyle baksın. Benlik sıkıntı yok. Ne tatlı bir adam ve ne kadar <laughs> rahat teşekkür şovumuzda. Dikkat etsiniz teşekkür mi? Teşekkür ediyorum. Çok, çok sağ olun. Harika. Çok mutlu oldum. Taha'yı e, taha programa çıkardım. Hanımlar, beyler Taha Özer. Bir daha konuşuyoruz.